Merhaba, iyi günler. Nihayet Türkiye'ye döndüm. Tatil bitti ve ama tatilin ortasından itibaren Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında bayağı bir şekilde uzakta da olsam Türkiye'de yaşananları takip etmeye çalıştım. Ama burada çok daha önemli kişisel bir olay yaşandı. Salı akşamı Necmettin Erbakan ödüllerinden medya dalında bu yıl bana ödül vermeye uygun görmüşler. Kendilerine çok teşekkür ederim tekrar. Ben biletim daha önceden alınmış olduğu ve değiştiremeyeceğim için katılamayacağımı söylemiştim. Ve bir videoyla hazırlayıp Türkiye'den ayrılmadan önce kendilerine ilettim. Ve Medyascope'dan arkadaşım İrfan Bozan benim yerime bu ödülü aldı Salı akşamı. Ve ödülü de kendisine deneyimli gazeteci Uğur Dündar vermiş. Tabii bu andan itibaren büyük bir kampanya başlattı siyasi iktidar adına konuşan bazı isimler. Tabii ki öncelikle Uğur Dündar'a yönelik ama aynı zamanda bana da yönelik bir takım kampanyalar oldu. Benim yıllar önce 1990'lı yıllarda yaptığım, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığım bir dosya, yazı dizisinden bir bölümü alıp oradan hareketle bana saldırmaya kalktılar. O da olay şu: rahmetli Ufuk Güldemir'in yönetiminde Milliyet Gazetesi'nde çalışırken Necmettin Erbakan hayatında galiba siyasetçi olarak bir kere gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir gezi yapmıştı. Ve o gezi döndükten sonra Ufuk Güldemir beni Washington'a yolladı ve Erbakan'ın görüştüğü kişilerle görüşerek bir yazı dizisi hazırlamamı istedi. Ben de gittim, yaptım. Özellikle o sırada Washington'da Amerikan Üniversitesi'nde hoca olan, The American University adlı üniversitede hoca olan Şerif Mardin Hoca'nın da çok yardımı olmuştu. Allah rahmet eylesin. Bir takım kişilere ulaşmamda. Ve ondan sonra o yazı dizisinde ben Erbakan'ın görüştüğü diplomatlar, düşünce kuruluşlarından isimler, akademisyenlerle görüşerek bir ABD'nin refah dosyası diye bir yazı dizisi yapmıştım. Orada da yazı dizisinin bir bölümünde bir Amerikalı diplomat, Erbakan çok tehlikeli biri diye bir laf etmişti. Bunu da yazı işlerindeki kişiler bir bölümün başlığına çıkartmışlar. Tırnak içinde olan bu lafı yıllar sonra benim sanki ben Erbakan'a demişim gibi servis edip bayağı bir sosyal medyada hakaret, şu bu. Tabii buradaki mesele öncelikle Saadet Partisi'ne yönelik bir mesele. O ödül töreninde Abdullah Gül var. Abdullah Gül'ün Saadet Partisi ile birlikte bu Cumhurbaşkanlığı, daha doğrusu başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimali var. Ve buna yönelik olarak da siyasi iktidar çok bir ciddi bir öfkeye sahip ve bunu engellemek istiyor. Ve burada da her türlü vesileyi tabii ki kullanıyorlar. Bu anlamda bunu da kullanmaya çalıştılar. Tabii ki öncelikle Uğur Dündar'ı, ama bu arada beni de burada kendilerine meze etmeye kalktılar. Şimdi bu, eğer bu gecede ilk ilan edildiği gibi Abdullah Gül'e ek olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de olmuş olsaydı herhalde kıyamet daha büyük olurdu. Şimdi günlerdir süren, hala geliyor bir takım şeyler. İşte Erbakan'a hakaret etmiş, Erbakan'ı tehlikeli demiş gazeteciye, siz nasıl ödül verirsiniz vesaire gibi şeyler. Bu yayını yapmamın en önemli nedenlerinden birisi, kişisel bir mesele bu bir yerden sonra. Tabii ki şunu söyleyeyim öncelikle, bu saatten sonra birileri bu post-truth, hakikat ötesi olarak adlandırılan dönemde siz istediğiniz kadar anlatın, insanlar size hiçbir şekilde inanmayacaklardır. Ama yine de tarihe kayıt düşmekte yarar var. Ben Erbakan'a saldırmış bir gazeteci falan hiçbir zaman olmadım. Bunu Erbakan, merhum Erbakan da çok iyi bilir. Onun yakındaki herkes de çok iyi bilir. Ben kendini bildi bileli gazeteci olarak İslam hareketler üzerine ve dolayısıyla Erbakan üzerine yazmış, çizmiş, haber yapmış, yorum yapmış bir kişiyim. Bunların hiçbirisinde Erbakan'a ve diğerlerine yönelik olarak bir hakaretamiz herhangi bir şey olmadı. Hakkında açılmış hiçbir ne dava vardır, ne bir tekzip açıklama vardır.
bana şu ana kadar bu çevrelerden açılmış iki tane dava var. Bunlardan birisi Adnan Hoca, birisi de Haydar Baş tarafındandır. Bunların ikisinde de beraat ettim ama bu kişiler tarafından dava edilmiş olmak da benim gazetecilik kariyerimde herhalde iyi bir sicildir diye düşünüyorum. O ayrı. Erbakan'la öykümü uzun uzun anlatmak istemiyorum ama çocukluğumdan beri bildiğim bir siyasetçidir. Bir CHP'li bir ailenin erken yaşta solcu ya da CHP'li de değil, komünist olmuş bir ferdi olarak Erbakan'ı bilmemem mümkün değil. Ama onun ötesinde şu da var, çok fazla bilinmez. Yazdım birkaç yerde ama Erbakan'la bir kısımlık ilişkimiz de vardır. Kardeşi benim halamla evlidir ama bu hiçbir zaman Erbakan'la aramızda bunun bahsi bile bir keresinde çok alakasız bir şekilde geçti ama bu iş bir şekilde gündemde olan bir şey değil. Kendisi ailecek İstanbul'da yaşadıkları dönemde Fatih'te halamlarla komşu ve oradan da kardeşi kendisiyle evlenmiştir. Ama bir de olayın da böyle de bir boyutu var. Şimdi bu sabah çok kişisel bir şey olduğunu farkındayım ama bu sabah Ganyan Bayi'ne gittiğim zaman bizim Serkan genç bir arkadaş, siyasette çok ilgili değil, beni tebrik etti. Erbakan ödülü aldığım için tebrik etti. Ben de şaşırdım. Nereden biliyorsun diye. A Haber'de izlemiş. A Haber'de bir programda izlemiş ve birisi de bana bayağı bir saydırıyormuş A Haber'de birisi. Tarif ettiği kadarıyla, anladığım kadarıyla adını vermek istemiyorum. Çok eskiden beri tanıdığım birisinden bahsetti anladığım kadarıyla. Eğer oysa çok acayip bir şeydir. Çünkü kendisini aradım, ne zamandır görüşmüyoruz. Telefonunu değiştirmiş. Bulursam tekrar çek edeceğim. Eğer oysa işin ilginç tarafı hayatımda Erbakan'ın elini ilk kez sıkmamı sağlayan kişi olsa gerek. O da ilginç bir anekdot. Şimdi buradaki mesele ne? Buradaki mesele şu. Bugünün Türkiye'sinde Erbakan ödülleri veren Saadet Partisi içerisinden bir grup yapıyor. Saadet Partisi'nin bilgisi dahilinde ve bana ödül veriyorlar. Ben açıkçası şaşırdım ama sevindim de çünkü ben hayatı boyunca İslami hareketler üzerine yazmış, çizmiş, solcu bir gazeteciyim. Eğer belli bir aşamadan sonra, geçen 30 küsur yıldan sonra bu Türkiye'de İslami hareket denen, siyasi İslam deyince ilk akla gelen kurum ve kişi adına bir ödülün bana verilmiş olması aslında bir anlamda özgür düşünceye, basın özgürlüğünü yönelik çok olumlu bir adım. Normal şartlarda zaten itiraz edenlerin büyük bir kısmı da bu adama nasıl verirsiniz derken bunu kastediyorlar. Bu adam bizden değil, sizden değil, niye veriyorsunuz diyorlar. Bu anlamda da bence Erbakan ödülünün bir gazeteci olarak bana, ki bu bugünüme verilen bir şey değil anladığım kadarıyla, 30 küsur yıldır yaptığım işlere yönelik olarak bir ödül verilmesi gerçekten beni onurlandırdı. Ve buradan yönelik siyasi hesaplarla yapılan şeyler benim çok fazla bir etkisi benim açımdan olmayacaktır. Ama yine de maalesef bu tür şeylerin gündeme geliyor olması acı. Şimdi Erbakan denince benim aklıma bizim ilk gençlik yıllarımızdaki Milli Selamet Partisi dönemindeki çıkışları gelir, kadayıfın altının kızarması gelir, ağır sanayi hamlesi gelir, şu gelir, bu gelir. Ama onun ötesinde daha sonrasında baktığımız zaman Türkiye'de İslami hareketin gerçek anlamda, siyasi İslam'ı gerçek anlamda inşa etmiş nevi şahsına münhasır bir isim gelir. Erbakan'ın birçok şeyine benim gibi insanların katılması ya da söylediklerinin çoğuna katılması mümkün değildir. Ama özellikle bir gazeteci olarak benim için Erbakan, incelediğim bir siyasi kişilik olarak çok zengin bir kişilik, çok önemli bir kişilik ve kendi yaşadığım deneyimden de biliyorum ki gazetecileri çok fazla sevmeyen, çok fazla konuşmayan, sorulan sorulara çok fazla cevap vermeyen ama hiçbir zamanda gazeteci düşmanı olduğunu görmediğim birisidir. Onun şu anda Türkiye'de yaşanan şu basın özgürlüğünü şu feci durumuna bakıldığı zaman Erbakan'ın bu anlamda biz gazeteciler için, eleştirenler de dahil, gazeteciler için Erbakan'la çok kötü anısı olan
insanlar olduğunu sanmıyorum. Polemiği olanlar vardır ama böyle bir şeyi ondan canı yanmış gazeteci pek bilmiyorum. Varsa da istisnadır, kendileri kusuruma bakmasınlar. Bir, olayın bir böyle bir boyutu var. İkincisi, Erbakan sadece Türkiye anlamında değil, dünya anlamında çağdaş İslamcı siyasi hareketin inşası konusunda gerçekten farklı bir kişiliktir, önemli bir kişiliktir. Her ne kadar onun Milli Görüş Hareketi başka ülkelere, mesela bir Müslüman kardeşlerin dünyanın dört bir tarafına yayılması gibi yayılmasa da, Erbakan'ın dünyadaki İslami hareketler nezdinde bir saygınlığı vardır, bir takdir gören bir kişidir. Bunu değişik vesilelerle dünyanın değişik yerlerinde İslamcı şahsiyetlerle yaptığım röportajlarda hepsinde ayrı ayrı tanık oldum. Mısır'da, Pakistan'da, İran'da bunu biliyorum. Bir küresel anlamda da belli bir ağırlığı olan birisidir. Bir diğer husus da tabii şu anda Türkiye'yi yıllardan beri yöneten kişilerin önemli bir kesimi, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın okulundan yetişmiş kişilerdir. Ama onu ne derece takip ettikleri çok ciddi bir şekilde tartışmalıdır. Erbakan'la vefatından önce galiba son röportajı biz NTV'de o sırada çalışırken Mirgün'le beraber, Mirgün Cabas'la beraber Ankara'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir yazı işleri özel yayını yapmıştık. Bizden sonra bir televizyon röportajı verdiğimi hatırlamıyorum. Vermiş de olabilir ama sonuncu ya da sondan bir öncekiyizdir. O tarihlerde Erbakan kolay kolay medyada yer bulamazdı. Nitekim en çok eleştirilen, ödül törenine katıldığı için eleştirilen Uğur Dündar da o tarihte Erbakan'la yayın yapmıştı. Onu da biliyoruz. Arena, Halkın Arenası ya da Arena adında Erbakan'ı çıkartmıştı oraya. O tarihte de, o dönemde de Erbakan sağken kendisine karşı bir hareket içerisine girilmemişti ama kendisini hareket alanını siyasi iktidar eliyle alabildiğini kısıtlanmış olduğunu bizzat biliyoruz. O tarihte biz kendisiyle röportaj yaptığımızda çok ilginç bir röportajda hala onun o kaydın dolaşımda olduğunu, bayağı izlendiğini biliyorum. O röportaj benim aslında Erbakan'la yaptığım tek röportajdır. Daha önce bir keresinde Milliyet'te çalışırken 95 seçimlerinin ardından bir grup Milliyet yazarı, çizeri olarak Ankara'da Refah Partisi Genel Merkezi'nde bir masa etrafında kendisine bir iki soru sorma diğer yazarlarla beraber imkanım olmuştu. Onun dışında başka bir yerde Erbakan'la böyle bir soru cevap yapma imkanı olmamıştı. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Şöyle bir husus var. Bu ödülü vereceklerini, vermeyi düşündüklerini söyledikleri zaman tertip komitesindeki kişiler geldiler Medyascope'a, kendileriyle sohbet ettik. Ben açıkçası hayatım boyunca başıma gelen olay bu olduğu için kendi mahallemden tepkilerin olabileceğini düşündüm. Ama nasıl olsa artık o konuya çok alışkın olduğum için ne olacak ki dedim ve hiç tartışmasız çok iyi olur, çok memnun oldum dedim ve ödülü kabul ettim. Ve ona göre de hazırlıklar yaptık vesaire. Ama sonuçta kendi mahallem diye adlandırdığım yerden hemen hemen hiçbir şey, bir iki tane adını almaya bile gerek olmayacak insanı saymazsak hiçbir şey gelmedi. Buna karşılık İktidar Partisi'nden geldi. Burada tabii ilginç olan şu, genellikle bu ak troll denen insanlar var. Kim oldukları belli değil. Bir kişi aynı anda 100 hesap birden yapabiliyor. Ama bu sefer ilginç bir şekilde bu Erbakan ödülleri meselesinde adlarıyla, sanlarıyla, titrileriyle mesela AK Parti bilmem ne ilçesi gençlik kolu başkanı vesaire gibi insanlar böyle bir şeye yöneldiler. Burada da açıkçası bu kişilerin Erbakan'ı çok fazla sahiplendiklerinden ve onun anısına bir saygısızlık yapılmıyor olmasından rahatsız olduklarından falan değil. Buradaki esas rahatsızlık aslında Saadet Partisi'nin bir müddettir sergilediği duruş ve onun Abdullah Gül'le birlikte hareket edebilme ihtimali olduğunu görüyorum. Yoksa Erbakan'ı çok fazla umursadıklarını
Açıkçası sanmıyorum. Hatta şunu özellikle söyleyeyim. Erbakan'a benim atfettiğim önem kadar önem atfettiğini birçoğunun açıkçası sanmıyorum. Tabii bu lafları ettiğim için de bir takım sol, kendini solda tanımlayan insanlar daha önce Said Nursi üzerine söylediklerimden sonra yaptıkları gibi bir takım şeyler yapabileceklerdir, yapacaklardır. Umurumda değil. Şunu Türkiye'nin görebilmesi lazım ki özellikle şu günlerde bunu görebilmesi lazım. Bu ülkede demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hak, hukuk, hukuk devleti herkes için lazım. Ve şu anda görüyoruz ki hemen hemen toplumun tüm kesimleri, tüm farklı ideolojik yapılardan insanlar bundan çok ciddi bir şekilde şikayetçi. Dolayısıyla bu eski tip tamamen kutuplaşmış, herkesin sadece kendi mahallesinden konuştuğu ve diğerlerine tamamen gözünü kapadığı, İsmet Özel'in o söylediği başkalarına sağır olma halinin Türkiye'nin çoktan aşması gerekiyor. Bu nedenle de bu tür faaliyetler, bu tür etkinlikler, bu tür ödül törenleri, buluşmalar, şunlar bunlar daha sahici. Geçmiş yıllarda hatırlıyorum 80'li yılların ortalarından itibaren Türkiye'de bir paneller dönemi vardı ve paneller döneminde farklı farklı kesimlerden insanlar aynı platformda buluşup tartışırlardı. Çok ilginç bir geçiş süreciydi bu 12 Eylül'den geçiş süreci. O dönemde İslamcılık adına ortaya çıkan isimlerin önemli bir kısmı, özellikle Abdurrahman Dilipak geliyor aklıma, şu anda tamamen toplumsal uzlaşma vesaire çizgisinin tam zıttı bir konumda kutuplaştırmayı arttırıcı bir şey yapıyorlar. Ama dönüp baktığımız zaman, o kadar süre geçtikten sonra baktığımız zaman Saadet Partisi'nin şu andaki duruşunun birçok anlamıyla, tabii ki onların da hataları vesaireleri muhakkak herkes için vardır. Ama baktığımız zaman Saadet Partisi'nin toplumda bu kardeşlik vurgusuna, bir arada yaşama konusuna en çok vurgu yapan parti, İslami kesimde en azından hareket olduğu dikkatimi çekiyor. Ve bu anlamda bunda bir ölçüde Erbakan'ın da payı olduğunu düşünüyorum. Evet, çok uzattım, farkındayım. Bu kişisel bir olaydı. Bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Erbakan'a tekrar saygı ve sevgilerimi, rahmetli Erbakan'a söylüyorum. Ödül için tekrar herkese, bu ödülü bana layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak tabii Cumhuriyet Gazetesi davasına da kısaca bir değinmek istiyorum. Verebilebilecek en yüksek cezaları veren mahkeme heyetinin Türkiye'de adalet tarihine, basın özgürlüğü tarihine çok kötü bir leke indirmiş oldukları açık bir şekilde ortada. Bu kararın normal şartlarda olmaması lazımdı. Bu kararın bir sonraki aşamada bozulacağını düşünüyorum. Ancak karar ne olursa olsun orada yargılanan ve çoğu mahkum olan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın duruşunu da özellikle takdir ediyorum. Özellikle onların duruşunun kendilerini yıldırmak isteyen mahkeme eliyle, yasa yargı eliyle susturmak, hizaya getirmek isteyenlerin kaybettiğini göstermesi olarak ayrıca kendilerine şükran duygularımı iletmek istiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.